Ölüler gelin, gelin. <laughs> Tüm karakterlerin içine elbise askısı girmiş gibi dik dik yürüdü. Ölülerin dünyasının yaşayanlara nazaran daha bir renkli oldu. Bu dünyayı görünce yaşayan sıradan bir insanda ölü olma isteği uyandıran tanımadığı bir kadınla evlenecekken Cenab-ı Rabbül Alemin'in diğer evreniyle tanışıldığı bu yapımda Tim Burton abimizin 2003 yılında hazırlıklarına başlayıp 2005 yılında vizyona giren ve halk dilinde Tim oğlum yine abidik gubidik işler mi yapıyorsun sen? diye nitelendirilen stop motion animasyon bir iştir. Hikayemiz sırf mal varlıkları artsın. İyi ortaklık bence. Diyerek eskiden zengin olan ve şimdinin orta halli iki ailesinin çocuklarını zorla evlendirmeleriyle başlıyor. Başrol bu kardeşimizi ise reisimiz Johnny Depp seslendiriyor. Abimiz düğünde yapacağı yeminin provasını ederken Yemin olsun and içtim. Hadi gelinim ol u beybim. Sen benim en büyük sözümsün. Hadi evet de. Alem gerdek görsün. Rüya yüzük mü taktı? Dal değil mi lan o? Yerra yedi. Evet. Anam ölü ceset. Bu andan itibaren abimiz kaçıyor, gelinimiz kovalıyor ve sonunda bir köprüde sıkışıp John Reis'i ölü gelinimiz öbüyor. Tabi adam bir uyanıyor, amanım. Ya Rabbel Alemin her yer ölü, her yer kemik. Oğlum karakterler o kadar yaratıcılıkla yapılmış ki. Durdurup durdurup izlersin. En basiti mesela şu abi. Ben birçok yapımda iskelet gördüm ama sakallı iskelet görmedim reis. Adam bilge bir karakter yapmak için çeneye bir tutam sakal eklemiş. Bakın bu kadar basit ve ince bir detay. Kemikleri de iki büklüm yapınca çok da hoş durmuş yani. İşte bu bir fikirdir. Tim abi de her zamanki gibi fikirlerini o kadar güzel yansıtmış ki bakmalara doyamayacağın bir evren olmuş. Abimiz ölüler diyarındayken yukarıda oğullarının ve damatlarının nerede olduğunu merak eden ailelere haberi bu kötü adamımız veriyor herkese kendisini lord olarak tanıttı ama sıfatül eşgalinden şerefsiz olduğunu anlamışsınızdır. Fişik analitik sonuçlara göre ağım fizibiliteleri gösteriyor ki oğlunuz kayıp. Ağım ne be? Yarrağım. E damat kayıp dolayısıyla düğün yapılamaz. O sırada bizim John abi de normal hayatına nasıl döneceğinin peşinde. E gelin diyor ki biz evlendik. Sen benim alın yazımsın. Bu diyar da kocamsın. John abi nereye geliyor? Göte. Nasıl bu girdaptan kurtulurum diye bakarken aklına yana bir fikir geliyor. Tamam evlendik ama senin anam babamla tanışman lazım kızım. Değil mi? Tabii canım o kadar evlendik. Bari halvet olmadan önce anamla babamla tanış. Tabii anasının babasının yaşadığını öğrenen Emili bu konuyla alakalı bilir kişi olan Sakallı iskelet Dayı'ya gidiyor. Şimdi gençler sizi o yaşayanların diyara göndereceğim fakat geri dönmeyi unutmayın. Tabii abi tabii. Oğlum millet buraya gelmek için ölüyor. Siz de oraya dönmek istiyorsunuz Ella. Anam. Dayı ne yapıyor? like Unutmayın. Oradan buraya dönmek için Netflix demeniz lazım. Neden? Deprem zamanı ilk dört gün ölü taklidi yaptı ya. Ha ölüler diyarına geri gelmişin, ha Netflix demişin. Ne fark eder? Johnny ile ölü abla yaşayanların dünyasına gelince... Sen şimdi burada bekle, ben anamlara önden haber vereyim. Aa tamam. Sonuçta ölüsün ya. Şok olmasınlar. Tamam. Bekle beni. Tamam. Johnny abi önce ağırdan sonra ayakları götüne vura vura ortamdan uzaklaşıyor. Geldi beyler geldi. <laughs> Anam. <Of. gülüyor> Münevver bak ben bir bok yedim. Nasıl? Yanlışlıkla. Hayatım ne oluyor burada? Hayatım sikildi. Bu ne şimdi Johnny? Sıkıntı yok ya ölü o. Bak. Hmm. Disney Plus. Netflix değil miydi? Ne fark eder o da öyle taklidi yaptı. Bakın kankalar. Bu yapım el yapımı kuklalarla stop motion olarak çekilip animasyon desteğiyle yapıldı. Stop motion olayına biz camiada deli sikiyle oynamak diyoruz. Hacı tek 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 bütün mimikleri hareketleri oynatarak yapıyorlar oğlum. Neden Türkiye'de bu tarz yapımlar yapılmıyor ya? Mış mış. Oğlum maliyetini geçtim. Bizimkiler bunu yapmaya üşenir. Kim uğraşacak şimdi onun Der. Köyde veya yazlık beldede geçen komedi filmi çekmeye karar verilir. Hikayemize dönecek olursak Johnny abi evleneceği kızın ailesi tarafından dışlanmış ama bir nebze olsa da bu gözleri pörtlek ablaya durumu izah etmeyi başarmış fakat bu ölüye durumu hala anlatamamaktadır. Beni kullandın o kadına gitmek için bana yalan söyledin ben derdimi anlatamıyor muyum? Biz evliyiz. Ya sen ölüsün. Ama evlenme teklif ettin bana. Kılıçdaroğlu da aday olacağım diyor. Her şeyi ciddiye almaya gerek yok bu hayatta ya. Doğru diyor çocuk. Ölü gelinimiz tabi bu laflardan sonra acılara yürüyor korkmuyor. Arada bir kalbini yokluyor. Cennetten çiçek toplamıyor. Ulan zaten benim kalbim yok diyor. Kendini piyanoya falan veriyor. Bizim canlı gelin münevver de Johnny abinin ölüler diyarında kaldığını Deli bir karının onu esir aldığını her ne kadar herkese anlatmaya çalışsa da kimse onu dinlemiyor ve tam tersi kızlarını bu haysiyetsiz de evlendirmeye karar veriyorlar. Peki aslında kimmiş bu biliyor musunuz? Bizim ölü gelini öldüren adam. Adamın hayat mottosu şu. Ailesinin mal varlığı olan kızlarla evlenip sonra kızları öldürerek mallarına çökmek. Türkçede ne deniyordu la bu tiplere? Ee, şerefsiz. Evet bence şimdilik idare eder. Tabi münevverin düğününün olacağını öğrenen Johnny abi de dertler derya alıyor. Madem öyle e ben de öleyim ölü gelinle gerçekten evlenelim deyip evlilik hazırlıklarını başlatıyor. O sırada bu abla bu itle evlendi zaten. Ama bu it bunların 5 kuruş parası olmadığını öğrenince çok öfkelendi acı. Nasıl paranız yok şatoda oturuyorsunuz kızım. Her sarayda oturan zengin değildir bunu bilesiniz Tankut Bey. Oğlum bak bu yapım o yıl en iyi animasyon kategorisinde Oscar aday gösterildi de alamadı tabi. Hayır bari ses tasarımına ödül verseydiniz la. Oğlum yapımda duyduğun ayak sesinden çay tabağı sesine kadar her ses sıfırdan yapıldı. Bu yüzden hadi kalk 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 Bu abiyi ayakta alkışlıyoruz. Sonra bir dakika. Kankalar bakın stop motion'ın zorluğundan biraz bahsettim. Ama inanın yapması çok zordur. Çok zordur. Şimdi size şunu söyleyeyim koca yapımda benim bulduğum bir tane hata var. Bir. Gösteriyorum. Şimdi burada şu adam sabit durduğu halde bakın ne oluyor. Hop. Sabit duran adamın şapkası tık diye dönüyor ve 2006 en iyi animasyon film Oscar'ı Volus ve Gromit'e gidiyor. O da stop motion'dı. Valla bu bile sebep olmuş olabilir. Adamlar ince ince izliyor çünkü bilemeyiz. Dün oluyor Johnny Reis tam zehri içecek. Dur Aha gıybet var gıybet var. Sen bana Ölülük ait de değilsin Johnny. Ona aitsin. Kime? Hı? Oo. Bir gelin daha geldi. Trisam. Ölü gelin ablamız vicdanen rahatlıyor ve bizimkilerin izdivaçlarını gerçekleştirmesi için Johnny'yi salıyor. Tabi kötü adamımız daha hikayede Allah'ından belasını bulmadığı için mekana gelip atarlanarak durduk yere zehirli şarabı içip avatara dönüşünce diğer ölüler abi basur ameliyatı için odaya alıyorlar. Onlar eriyor muradına kimse çıkamıyor kerevetine. Bu arada burada piyano çalan iskelet abimizin Ray Charles'a gönderme olarak konulduğunun bilgisini de sizinle paylaşmış olayım üstümde kalmasın. Peki ne anladık bu hikayeden canlar? Evet. Üçlüyü bir deneyin ne bileyim. <laughs> Kısacası hiç istemiyordum evlenmek. Görücüye çıkarıldım. E hoşlandım be mübarek. Düğün çekiyor canım. Yanlışlıkla gidiverdim. Ölüler diyarına. Ben mutlu olunca ölü gelin dönüştü Butterfly'a. Temalı bu yapım bizim için. <laughs>